Sports TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Mutlu akşamlar dileyerek başlayalım. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftayı tamamladık. Yarın itibariyle diğer haftanın karşılaşmaları bile başlayacak. Öyle yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Sevgili Fatih Dilber'le birlikte bugün programı götüreceğiz. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk Esra. Nasılsın bugün? İyi. Bugün biraz ruh halinden konuşarak başlayalım. Çok yemek çok yemek konuşuyoruz artık. Sizin ruh halinizi şey görüyorum ya. Durgun görüyorum. Yukarıda Levent'in de aynı şekilde. Yok o belki maç yoğunluğundan falandır Levent. Ne bileyim. Yani ikiniz de aynı anda görünce böyle şey olarak olur gördüm. Olur ya bence. Yani yukarının modu olarak gördüm. Ya biraz şeydir belki. Yani ben kişisel olarak söyleyeyim. Bazen düşüp bazen çok yüksekleri çıkabiliyorum yani. Yani ruh hali olarak o çok belli olmuyor. Ama düzeleceğiz. Düzeleceğiz. Daha iyi günlerimiz olacak inşallah. Evet belki de işte şimdi havalar bir tık daha ısınsın. Daha ısınsın iyi olur. Diyeceksin de yarın hava yani en azından İstanbul evet. için yarın hava bayağı bozuyormuş herhalde. Ve çarşamba da kar geliyormuş. Şaka böyle bir haber okudum ne kadar doğru bilmiyorum şimdi. Çünkü çok güven olmuyor. Sabah kalkıyorum yağmur var diyor ama gün içinde hiçbir şekilde yağmur yağmıyor. Yani inşallah uçakları etkilemez diye şey yapayım. Evet, yurt dışı yolcusu kendini belli etti hemen. Yani inşallah evet. etkilemez. Yani inşallah sıkıntı olmaz. Yani ben kardan, karla oynamaktan çok keyif alan bir insanım ama özellikle karda yürümek konusunda ben bir de biliyorsun Şişli tarafında yani şey tarafında Feriköy tarafında Kurtuluş tarafında oturuyorum. Çok fazla yokuş var ve oralarda kayma riski de çok fazla. Evet. Çok çekiniyorum. Evet. Dönem oralar o şeylerde. Bu süreçlerde. O yüzden ya bir tarafta eğlenmesi güzel karla ama diğer tarafta da riskleri de barındırıyor. Bu arada Aydın'a kar yağıyor muydu? Yok. Yağmaz değil İzmir'de mi? Ne kadar kar yağıyorsa Aydın'a da o kadar hiç kar yani. Yani. Biz kar görmeden büyüdüğümüz için aslında kar biraz daha iyi gelir bize ama şey bana var. Da seninki gibi böyle çok iyi hissettirmiyor. Niye bilmiyorum. Zor yürüyorsun, zor ulaşıyorsun her yere. Yok ben. Değişik. Eğlenmesini çok seviyorum. Yani kar topu oynaması inanılmaz keyif veriyor bana. Yani bir de benim biliyorsun yakın arkadaşlarım bir sokak üstümde işte şeyi söylemiş olayım. İşte geçmişte NTV şu anda Beyin Sports'ta çalışan Pınar İlk Üçer var. Fenerbahçe'nin işte basın sorumlusu İlker Üçer var. Onlara çok yakın olduğum için bir aile gibiyiz aslında orada. Bir nevi onların ufaklıklarıyla falan ben kar topu oynuyorum. Keyif veriyor bana. Evet eğlence kısmı öyle. Ama şey kısmı sıkıntı. Yürüme falan sıkıntı. Evet işte şey git gel vesaire. Oraları sıkıntı oluyor. Geçtiğimiz yıl galiba çok fazla tatil edilmişti ve çok kötü bir kar yağmıştı böyle. Aynen. Günlerce o çok kötüydü. Ben o zaman Aydın'daydım. İşte şans. Ben Aydın'daydım. Şimdi kar yağacak belki sen şeydesin. Amsterdam'dasın. Evet öyle bir durumumuz olacak. Evet. O zaman biraz basketbol konuşalım da şöyle biraz belki açılırız. Aynen. Yurt dışı konuştuk vesaire falan ama biraz basketbol konuşalım Fatih abi. Haftanın sonuçlarına şöyle bir bakalım mı? Şimdi ben tabii ki sırasıyla bakacağız ama haftanın belki de en heyecanlı maçı. Şimdi ikide bağlantımız olacak onları da detaylı soracağız ama. Yani Orman ve Antalya maçı mıydı acaba diyerek kesin, bir giriş kesin. Yapıyorum. Kesin Orman Antalya maçıydı. Yani maçtan önce böyle bir şey bekliyor muydun diye sorarsan. Son dönemde Antalya'nın form durumundan kaynaklı ya da Antalya'nın durumundan kaynaklı çok fazla beklemiyordum ama orada bir kan değişimi oldu. Evet. Hakan Hoca ile yollar ayrıldı, Selen Erdem göreve geldi. O kan değişimi nasıl etki edecek diye düşünüyorduk. Ama bir dönem maçın içerisinde çift taneleri buldu Ormanspor. Orada kırılabilir mi acaba dedik. Çünkü son haftalardaki Antalya ile ilgili en önemli sıkıntı orada kırılabiliyorlardı. Kırılmadılar, maçın içinde kaldılar. Bence haftanın en keyifli maçlarından biriydi. Bunu evet. söyleyebilirim rahatlıkla. Evet biz de yukarıda birlikte arkadaşlara takip etme fırsatı bulduk. Gerçekten çok heyecanlı bir maçtı. Şimdi az önce dedik sevgili izleyenler aslında bugün bu yayınımızda iki bağlantımız olacak. İki değerli bağlantımız olacak. Bunlardan biri de Selen Erdem. O da hattımızda bizlerle birlikte bizi bekliyor. Antalya Toroslar Basketbol Baş Antrenörü. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? Enerjiniz çok iyi. Öncelikle onu bir söyleyeyim vallahi, dedim. Çok iyi geldi. Gerçekten çok mutluyuz. Son maç bizim için çok önemliydi. Onu da kazandıktan sonra muhteşem bir pozitiflikle hayata devam etmeye başladık diyebilirim.
Evet hocam, şöyle başlayalım. Tabii ki Fatih Dilber'e de ben sözü bırakacağım. Takımın başına geçeli daha bir hafta kadar bir süre oldu. Aslında bakıldığında sizin de söylediğiniz gibi biz de az önce söyledik. Çok heyecanlı bir maç izledik son zamanlarda. Hani kıyasladığımızda. Neler söyleyeceksiniz? Sonuç olarak ligin de bitimine tabii ki çok az bir süre kaldı. Bakıldığında bu bir risk aslında bakıldığında. Bir hafta kadar süre oldu siz takımın başına geleli. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle benim için çok zor bir karardı aslında. Çünkü kazanılabilitesi olan iki tane maçtan bir tanesiydi Orman Spor. Ama bu riski göze almak istedim. Sevgili başkanımızı kırmadım, Mustafa Aydar'ı. Benim için de çok büyük risk olmasına rağmen bu takıma bir kere inancım vardı. Gerçekten inanıyordum. Benim enerjimle de beraber bu takımın bu maçı kazanabileceğine gelirken, daha yola çıktığımda emindim. Bunu söyleyebilirim öncelikle. Geldiğim gün itibariyle 3 tane antrenman yaptık. Üçünde de kızları buna inandırmaya çalıştım. Baştan sona sadece buna inandırdım. Biz bu maçı kazanabiliriz. Ve kazanmak için de her şeyi yapmak zorundayız. Üçüncü günün sonunda maça çıktık. Dördüncü gün. Geriye de düştük. Biraz önce dediğiniz gibi. Orada kırılma noktalarında çok çok çabaladık. Çok uğraştık ama down olmadık. Bir şekilde toparlandık. Küllerimizden doğduk. Maçı da uzatmaya götürdük. Evet. Orada da kazanmak yani muhteşem bir galibiyet oldu bizim için. Hani ligde şu anda bir yüzde vermek istemiyorum ama büyük oranda kaldık gibi görünüyor. Onun için çok mutluyuz. Ama önümüzde yarın oynayacağımız çok önemli bir maç daha var. Onu da kazanmak için çıkacağız. Ben çok mutluyum. Burada olduğum için de çok mutluyum. Kızların bana inanması da muazzam bir şeydi. Ben de kendimi onlara inandırabildiğim için ayrıca çok mutluyum. Çıktık hep beraber, maçı kazandık. Sadece staffla değil, sadece oyuncularımla değil, hem staffımla hem yönetimimizle. Onlar da bize son derece destek oldular ve maçı kazandık. Çok mutluyuz. Ben bir ufak İlknur'un üçlüğüyle ilgili soru sorayım. Yani hem İlknur çok sevindi, hem siz çok sevindiniz. Ya ne hissettiniz? Hakikaten çok şey, yani mesela Bursa'da sezona başladınız, orada yoğun duygular, döndünüz Antalya, yine aynı yoğun duygular. Oyuncular böyle hedef maçları, Rize'yi kaybettiler, işte Bursa'yı kaybettiler, Kayseri'yi kaybettiler. O yoğun duygular nasıl, ne hissettirdi size? Oyuncuları da, size de. Yani ben özgüven vermeye çalıştım aslında ilk geldiğim andan itibaren. Daha önce oynamış, oynamamış, ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ben İlknur'dan bahsettiğiniz için İlknur'dan bahsedeceğim. Çocukluğumdan beri İlknur'u tanıyorum. Hep rakip olduk, hep hiç aynı takımda olmadık ama hep rakip olduk. İlknur zaten çok net bir üçlükçü. Ve yaptığı iş de oydu. Buraya geldiğimden beri de herkese şunu söyledim. En iyi yaptığınız şeyi yapın bu maçta. Zaten 40 dakika bir maç oynayacağız. Şimdi bundan öncesini unutun ve burada 40 dakika yaptığınız en iyi şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışın. En iyi bildiğiniz şeyi yapın dedim. İlknur'un da en iyi bildiği şey o üçlüyü sokmaktı zaten. Onun için çok da zorlandığını düşünmüyorum. Dediğim gibi o özgüveni verince o da onu sokmuş oldu. Sadece onun için değil, son foul atışlarında Fi'nin elleri titremeden onu sokması çok önemliydi. Kayla'nın, yani herkesin gösterdiği performans çok önemliydi gerçekten. Ve özgüvenlerini yükseltmeye çalıştım ben buraya geldiğim andan itibaren. Ve o takım olgusunu onlara vermeye çalıştım. Bir kişi düştüğünde 5 kişi birden gitti onu kaldırmaya. Bir İlknur'un üçlüğünden sonra örnek veriyorum. Bütün bench sahadaydı bir ara. Bilmiyorum ne kadarını televizyon gösterdi ama bütün bench sahadaydı. Herkes bir tek bir yürek olmuştuk. Ve orada ben zaten maçı kazandığımızı anladım. Orada bitti benim için maç diyebilirim. Ben bir tane de aslında şey sorusu soracağım. Genelde kadın basketbolumuzda kadın basketbol koçu görmüyoruz. Kadın basketbolcular basketbolu bıraktıktan sonra daha çok idareci tarafa ya da farklı pozisyonları zara doğru evriliyor. Siz böyle nadir koçlarımızdan birisiniz aslında. Kadın basketbolcularla da yıllardır işte milli takımda da beraber çalıştığınız oyuncular oldu. İşte farklı takımlarda da işte ben sizi Çankaya Üniversitesi'nden tanıyorum. Farklı takımlarda çalıştığınız oyuncular oldu. Neden böyle bir tercih yapılıyor? Sizin tercihiniz ya bence çok özel ve devam edilmesi gereken tercihlerden biri. Kadın basketbolunda daha fazla kadın koç görmek isteriz. Ya ben öyle yorum yapayım. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani ben de çok istiyorum. Benim haricimde de başka kadınlar olsun mutlaka. Basketbol bırakan arkadaşlarım menajerliğe değil de antrenörlüğe yönlensinler. Çok istiyorum. Çünkü kadın basketbolu adı üstünde ve kadınlar işin içinde çok olmalı. İşin antrenörlük kısmı biraz zor, biraz demeyeceğim. Çok zor. Özellikle bu seviyelerde şans gelme durumu da çok
fazla olmuyor. Maalesef ki öyle bir toplumdayız ve erkeklere daha fazla bir güven olgusu oluşuyor ister istemez yönetim taraflarında. Ama ben Allah'a şükür bana şans geldiği her an hiçbir zaman yüzlerini kara çıkarmadım hiç kimsenin. Senelerce milli takımda görev aldım. Ondan sonra gittiğim yerlerde bir sürü yere gittim. Elimden ne geliyorsa onun fazlasını vermeye çalıştım. Ama ben daha fazla yönetim tarafının kadınlara biraz daha destek olmalarını, biraz daha fazla inanmalarını istiyorum onlara. Yani bir erkeğin yapabildiği şeyi emin olun kadın bence daha iyisini bile yapabilir. Ben hani her seferinde bunu kanıtlamaya çalışıyorum her gittiğim yerde. O hırsımla, inancımla, yapmaya çalıştığım şeylerle her şeyi, yani bir maçı kazanıyorsam da her şeyi deneyerek kazanıyorum. Kaybediyorsam da kazanmak için her şeyi deniyorum. Yani bence daha fazla bizlere daha fazla güvenebilirler. Ha çok zor. Gerçekten çok zor. Her yerde çok profesyonel olmanız lazım. Ben elimden geldiğince yapıyorum. Bu arada da destek olmaya da çalışıyorum kadın antrenör arkadaşlarıma. Eskiden çalıştığım kadın bir asistan koçum vardı. O şimdi erkek tarafında antrenörlük yapıyor mesela. Gene ligimizde 1-2 tane kadın var ama keşke çok daha fazla olsa. İşte bir Malkoviç, bir de ben. Başka hiç kimse yok şu anda Süper Lig'de. TKBL'de de yok. Onun için ben de çok istiyorum ama biraz ben değil de yönetim tarafının çok istemesi lazım. Biraz da biz kadınların bir tık daha özverili olması, bir tık daha istemesi lazım ve vazgeçmemesi lazım. Kesinlikle vazgeçmemesi lazım. Biraz geri çekildiğiniz zaman unutuluyorsunuz. Unutulmamak için sürekli çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Evet hocam, haklısınız. Ben de bir kadın olarak size tabii ki ayrı bir şekilde teşekkür etmek istiyorum bu konuda. Çok teşekkürler. Gerçekten evet, daha fazla örneğini görmek istiyoruz biz de. Sevgili Fatih Dilber de değindi. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi yayınlar, size iyi yayınlar diliyorum. Herkese de teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Başarılar koç. Evet, Selen Hoca'nın da görüşlerini aldık. Gerçekten yayın öncesi konuşsaydık bu soruyu belki de ben soracağımı söylerdim ama... Gerçekten evet, mi? Gerçekten soracak mıydın? Evet ama sen sordun. Unutmuşum tamamen. Ve sana da ayrıca teşekkür etmek isterim. Böyle bir üzerinde durulması gerekiyor. Şöyle, geçen seneden bu yana aslında... Geçen seneden değil mi? Sezon başından bu yana aslında şeydi. Yani sadece Marina Markovic vardı kadın basketbolunda. Evet. A takım baş antrenör olarak çalışan. O yüzden ama biz tabii yerli isimlerde durmak istiyoruz yani. Yerli, yabancı. Tabii. Marina Markovic çok değerli bir koç, çok özel bir koç. Ama kadın basketbolcularımız biraz daha idari tarafta kalıyor. Bence koçluk yapabilirler çok daha farklı şekillerde. İşte Esra Şencebe bir dönem işte geçen sezon Cem Aktağ'ın yardımcılığını yaptı Gelişim Koleji'nde, yanlış söylemiyorsam eğer. Nevriye Yılmaz şu anda milli takımda yardımcı koçluk yapıyor. Özlem Şencan bir dönem yine koçluk denedi de devam ediyor Özlem Şencan'da. Evet, evet. Ya sadece şey değil, ligde değiller. Biraz daha bence bu sayıyı arttırabiliriz gibi geliyor. Evet. Sevgili koç Selen Erdem'in dediği gibi biraz da organizasyonları aslında sağlam kurabilirsek, doğru kurabilirsek, koçlara güvenebilirsek, onlara doğru çalışma imkanları sağlayabilirsek bence neden olmasın? Yani bence olabilir. Bu arada ya şey yapmayayım, cinsiyetçilik yapmamış olayım. Bütün herkes için geçerli aslında. Koçlar için doğru ortamı kurabildiğiniz takdirde o koçlar bu başarıyı sağlayacaklardır. Tabii bu kadın erkek fark kadın erkek fark etmeksizin, hatta kadın basketbol erkek basketbol fark etmeksizin onlara doğru ortamı yöneticilerin sağlaması lazım. Ama şeyi çok fazla görüyoruz orada, tercih sebepleri geçmiş yıllarda hep şey oluyor, biraz daha erkek koçları tercih edildiğini görüyoruz. Orada bence güvenebilirler, güvenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ya yanlış yapacaklar. Hepimiz yanlış yapıyoruz bu arada. Tabii herkes hata yapacak. Hepimiz hata yapıyoruz. Ama günün sonunda doğruyu bulmaya çalışacak bir taraftan da. Bence orada bir pozitif ayrımcılığın olması gerektiğini düşünen taraftayım. Evet. Aslında bakıldığında şimdi biz ne kadar tecrübeli isimlerden bahsediyoruz. Belki de birkaç sene içinde basketbolu bırakacak isimlerden de bahsediyoruz burada. Neden olmasın onları antrenör olarak görmeyelim? Tabii. Neden görmeyelim yani? Çok güzel olmaz mı? Yani şu tecrübeli isimlerin tamamen bizim takımlardan işte birkaçını yönetmesi çok güzel olur yani.
Yani 5-6 sene içinde mesela böyle şeyleri konuşabiliriz. Ama yani şey yapmaları lazım, tutkulu bir şekilde. Yani Selena Erdem hakikaten. Evet. Ya, ya ben onu geçmiş dönemde de benzer şey diyorum. Hakikaten tutkulu bir koç. Hakikaten şey, benim şimdi aklıma bir soru daha geldi. Şimdi tutkulu bir koç demişken aklıma geldi. Mardin'i sorsaydık keşke. Evet. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Mardin'de de bir koçluk deneyimi geçmişti. Hmm. Orada ne hissetti, neler yaşadı? Çünkü küçük şehirlerde koçluk yapmak biraz daha zor. Kolay değil. Neden küçük şehirlerde daha zor? Kabul ettirmek, yani kadın basketbolu, kadın sporunu kabul ettirmek biraz daha zor olabiliyor dönem dönem. Evet. Ya yani Mardin nasıl bir şehir çok iyi bildiğim için söylemiyorum. Yani Mardin'i söylediğini söylemiyorum. Ama Türkiye'de dönem dönem, ki zaten bunu çok söylemeye gerek yok, bazen kadınların kendini kabul ettirmesi zor oluyor. Böyle kesinlikle. İşte kadın basket, şimdi başka bir konuyu açmış olayım ben burada. Hı-hı. Kadın basketbolundaki başarılarımız, kadın voleybolunda 3 tane takımla birinci kupada son 4 oynayacak. İşte kadın basketbolunda 2 takımımız Final Four'da, 1 takımımız kadınlar Euro Cup finalinde. Şimdi bu başarılar bir şekilde Türkiye'nin her yerinde anlatılması lazım. Her yerinde gösterilmesi lazım. O şeyi anlatmak lazım. Gerçekten kadınların yapabildiklerini anlatabiliyor olmamız lazım bizim. O yüzden Anadolu'nun en ücra köşelerinde, Türkiye'nin en ücra köşelerinde kadın basketbolunu, kadın sporlarını, kadın basketbol, kadın voleybol, kadın handbol kesinlikle, evet, yaymamız gerektiğini düşünen taraftayım. O bence sosyal sorumluluk projesi. Yani bir şekilde ataerkil, ne yazık ki ataerkil bir şeyden geliyoruz. Üzgünüm. Yani böyle yaşar olarak söylemiyorum bunu. Yani bunu savunduğum için bu söylemiyorum. Evet, yani bu ülkenin hikayesinde yani bu var. O yüzden kadınları bir şekilde bu işlerin içine, özellikle spor, onları kendilerini anlatabilecekleri yer olduğunu düşünen taraftayım ben. Çok ciddi güzel örnekler var. Kadın basketbolcular, kadın voleybolcular örnek alınabilecek. Aynı şekilde örnek alacak kadın koçlar da var. Ya da benzer şekilde kadın voleybolunda var mı bilmiyorum. Evet. Takip ettiğim bir spor dalı değil. Evet, evet. Ya da kadın handbolunda o kadar ikonik isimler var mı bilmiyorum. Ama takip edebildiğimiz kadında, kadın voleybolunda da, işte kadın basketbolunda çok ikonik isimler var. Ve bunları bir şekilde Türkiye'nin belli yerlerindeki kişilerle, insanlarla bir araya taşımamız lazım, getirmemiz lazım. Bakalım görelim. Yani önümüzdeki dönemde gerçekten belki işte kadın basketbolunu şu anda federasyon tarafındaki işte yetkili isimler, işte Nilay Kartaltepe, hı hı, Şaziye ve Gününler, Yasemin Orosan gibi isimler, belki Nevriye Yılmaz orada, evet, altyapılarda görev yapıyor, milli takım yardımcı koçluğu yapıyor. Belki onlar kadın basketbolunun daha fazla yayılması için Anadolu'da, Türkiye'nin her yerinde, sadece evet, Anadolu'yu evet, söylemiyorum, Türkiye'nin her yerinde bu şeyi sağlamak için federasyonun imkanlarını kullanmaları gerekiyor. Kullanacaklardır. Daha yeni başladılar evet, evet, göreve. Kullanacaklardır diye düşünüyorum. Bence böyle bir furya başlayacak yakında ve bence bu bulaşıcı bir hale gelip aslında bakıldığında diğer takımları da etkileyecek. Çünkü şimdi takımlar üzerinde bakıldığında mesela biz Bahar Çağları'na bağladığımızda hatırlarsın. Takım üzerinde ne kadar etkisi olduğundan bahsetmiştik onu bağladıktan sonra. Mesela takım üzerinde bu kadar etkisi varken atıyorum bıraktıktan sonra neden bir antrenörlük yapmasın? Yani şu an takımda mesela etkili olan isimlerden biri. Belki de hani birçok taktik veren isimlerden biri bu tecrübeli oyuncular. Bilmiyorum katılır mısın? Yani milli takımın en değerli oyuncularından birinden tabii, bahsediyoruz. Evet evet. Yani milli takım kaptanından bahsediyoruz. En değerli oyuncuları, milli takım kaptanından bahsediyoruz. Evet. Hakikaten yani bir şekilde bu şeye, bu süreçlere dahil etmemiz gerekiyor. Herkesi dahil etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi katılır mısın yine bilmiyorum ama burada basketbol konuşuyoruz ama ben... Yani burada kadın basketbolu demek bile bana biraz garip geliyor. Yani sonuç olarak basketbol. evet ama yani kadınlar basketbol Süper Ligi özelinde bir program yapıyoruz ya. Evet evet. Yani yoksa... konuşurken mesela hani basketbol sonuç olarak. Basketbol. Evet. Yani... Bu bir ilginç geliyor bana bilmiyorum. Ama şey var elinde sonunda işte benim gibi kişiler için ben şimdi şey de konuşuyorum, erkek basketbol da konuşuyorum. Euroleague de konuşuyorum erkeklerde. Öyle olunca arada... Bir cümle kurduğunda, yani mesela Fenerbahçe iki tarafta da olduğu zaman orada belirtmek zorundasın. O karışıklığı önlemek amacıyla evet, tabii. Yani o mecburen, dönem dönem onu belirtmek zorundasın. Evet, o mecburen başvurduğumuz ama yani o biri. Hakikaten onu söylemek
bilemedim. Şu an bir daha düşünmem lazım. Onu bir program sonunda bir değerlendireceğim. Bir çok hızlı gereken. Bir söyledin ya. Onu bir değerlendirmem lazım. Ben bunu bu arada yıllardır hep düşünüyorum, tamam. Biliyor musun? Sürekli böyle bunun ayrımını yapıyorum ama dediğin gibi bir yerde mecbur kalıyoruz belki. Bu karışıklığı önlemek amacıyla diyelim. O zaman şimdi hattımızda çok değerli bir konuğumuz da olacak. Böylelikle de Beşiktaş-Botaş mücadelesini geçmiş olacağız. Sevgili Melis Gülcan bizlerle birlikte. Melis hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ederim. Sesimizi alabiliyorsun değil mi rahat bir şekilde? Evet alabiliyorum. Melis tabii ki şöyle başlamak istiyorum. Ben yine Fatih Dilber'e bırakacağım sözü ama son mücadeleyle başlamak istiyorum. Senin de iyi bir performansın vardı. Tabii ki takım özelinde de bakılacak olursak artık Botaş ilk dörtte olmayı garantiledi. Neler söyleyeceksin? Yani tabii ki de son maçta güzel bir galibiyet aldık. Takım olarak da bence sahada hem hücum anlamında hem savunma anlamında güzel bir birliktelik gösterdik ve bunu da zaten maç sonucuna yansıttık. Takım olarak da ilk dördü garantiledik. Takımdaki uyum ve bunun sahaya yansıması bence çok güzel. Ve bunu da iyi bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Bakalım playoff'ta neler olacak. Evet. Melis ben bir ufak bir şey soracağım. Ocak ayının başında bir sakatlık geçirdin. Ve işte yaklaşık işte lige ara da verildi bir dönem. Evet. Ne yazık ki istemediğimiz sebeplerden dolayı. Yaklaşık iki aylık aradan sonra böyle bir ritim kaybı yaşar gibi oldun. Çünkü aslında sezonun ilk yarısını çok iyi oynamıştın. Çok iyi geçirmiştin. Ne düşünüyorsun? Sakatlığın şu an kendini iyi hissediyorsun diye ümit ediyorum. Dün de bayağı iyi maç çıkarttın. Bence X faktörünün maçın. Çok sağ olun. Evet, dediğiniz gibi üst bacağımda bir yırtık oluştu. O sebepten dolayı zaten bir ay boyunca sahalardan uzak kalmıştım. Ve üzerine de dediğiniz gibi yaşadığımız kötü dönemden dolayı zaten sizin dediğiniz gibi yaklaşık iki aydan belki de fazla süredir sahalardan uzaktım. Tabii ki de zor bir süreç oldu benim adıma da. Ve bunun üzerine de kendi ailemden de yaşadığım bir kayıp oldu. Onun üzerine hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak çok zor bir dönemden geçtim. Ama sakatlık açısından da şu an mental açıdan da kendimi toparladım. Ve bunun üzerine koyacağımı da düşünüyorum. Bu son maçta da hani iyi bir şekilde de bunu sahada gösterdiğimi düşünüyorum. Ben bir de şeyi sorayım sana. Ya ligin böyle takım olarak en böyle birbirine bağlı takımlarından biri olarak görüyorum ben sizi. İşte arkadaşlık anlamında da birbirine yardımla anlamında da ya bu kimyayı nasıl sağladınız? Kolay değil çünkü mesela sen geçen sene Galatasaray'da oynuyordun. İşte Sevgi Ormanspor'da oynuyordu. Aslında bir taraftan da baktığınızda ya yıllardır beraber olsanız anlarım. Ya milli takımlarda berabersiniz elbette evet. Ama yine de aynı takımda oynuyorsunuz. Ya farklı takımlardan gelerek aynı takımda oynuyorsunuz. Güzel bir kimya yakalamışsınız. Bunun sebeplerini sorayım sana. Ya şöyle, bunun sebebi dediğiniz gibi belki farklı takımlarda oynuyoruz ama yıllardır hepimiz bu camianın içindeyiz ve milli takımlarda da sürekli biz küçüklüğümüzden beri, yani ben özellikle Sevgi'yle hani yakın jenerasyon olduğum için sürekli beraberdik. Ve diğer takım arkadaşlarımla tabii ki herkes birbirini tanıyor. Ve bunu gerçekten yani sezonun başından itibaren biz bunu anladık yani birlikte ve gerçekten hani iyi bir dostluğumuz var dışarıda. Hani antrenmanlarda bunu çok iyi gösteriyoruz ve bunun da sahaya çok güzel bir yansıması oluyor. Ve bundan hani bizim staffımız olsun, yönetimimiz olsun, ya zaten Botaş'ın kendi kimyasında da bu var. Her zaman bir aile olmak, hani bunu en iyi şekilde hem dışarıda hem içeride en iyi şekilde göstermeye hedefleyen ve her zaman da bunu kendi bünyesinde sağlamaya çalışan bir kulüp. Bu sene de gerçekten dediğiniz gibi çok güzel bir kimya yakaladık ve bunu sahada da iyi bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Var mı eklemek isteyeceğin bir şey Melis? Yok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler teşekkür Melis. Ederim. Başarılar. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Evet, maçla ilgili neler ekleyeceksin Fatih abi? Şimdi hep Sevgi Uzun faktörünü konuşuyoruz. Bugün Melis Gülcan'ı konuştuk biraz. Şimdi kendisi de söyledi aslında bakıldığında ama Sevgi'yle ilgili neler ekleyeceksin bu hafta, ben onu merak ediyorum. Maça kötü başladı. Evet. Bunu beklemiyordum. Hani bu... ya farklı bir şey söyleyeyim dedim. Evet. Maça iyi giriş yapmadı onu söyleyeyim evet, ama evet. Maçı iyi tamamladı. Yani skor anlamında işler Botaş adından iyi gitmezken o skor katkısını da verdi. Ama yani yine iyi maç oynadığını söyleyebiliriz. Evet. Yetiştiği takıma karşı oynadı bir de. Kolay evet. Değildir. Mental olarak da kolay değildir. Yani bir de şey yayında da söyledik ama babası da aslında bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen bir isim. Metin Uzun. Küçük Metin diye geçiyor. ama bence Botaş şimdi maçın bir kırılma anı oldu.
Ama o orada yavaş yavaş maçın içine giriyordu. Tam girdiği noktada Beşiktaş bence Aziz Hoca orada bir ufak reaksiyon tekniği eyvallah. Orada ikinci teknik biraz şey oldu. Çok ısrar etmeye gerek yoktu. Benzer şey de bence hakemler için de geçerli. Yani çok ekstra fazla tepki olmadığı sürece bazı şeyleri görmezden gelebilirsiniz. Hakemler için söylüyorum. Yani şey yapın demiyorum. Yani ya da görmezden gelirsiniz. Yanlış oldu. Çok yanlış. Onu hemen düzelteyim. Görmezden gelmek değil de biraz daha diyaloğa açık olmak diyeyim. Yani Aziz Akkaya'ya uzaktan Aziz Akkaya'nın tepkisi değil de yanına gidip o hakemi biraz daha sakinleştirmek. Kendisini. Biraz daha diyaloğa girmek. Ya sakin bir şekilde diyaloğa gerekiyorsa girmek. Gerekiyorsa bir uyarı. Yani zaten teknik foul vermişsin. Ama diyalogdan uzak kaldığın zaman bu sefer yani çok fazla gördüğümüz için biraz önce örneği verdim. Duymamazlıktan gelmeye geçiyorsunuz. Şimdi maçın bir yerinde iki teknik foul aldı Aziz Akkaya. Kenara geldi. Kenara geldi diyorum. Soyunma odasına gitti. Oradan yaklaşık 1-1,5 dakika sonra bench'ten alkış geldi. Hakemlere göstere alkış yapılıyor. Şimdi bunu görmezden geliyorsun bu sefer. Duymazdan gel diyorum ya. Bunu görmezden geliyorsun. Çünkü iki teknik foul çalmışsın. Hemen arkadan Botaş'ta Catlin Doyle bir şey söylüyor. Hemen teknik foul çalıyorsun. Şimdi burada iletişimi kaybetmememiz lazım. Yani o diyaloğa her zaman ya elinde sonunda o teknik foul çalınca ortam oluşur. Problem değil. Ama diyalog kurmak lazım. Bence orada Aziz Akkaya tecrübesi biraz daha sakin kalırdı ilk teknikten sonra. Çünkü bazen şey olursun. Koç olarak şey alırsın. Ya iki tane düdük, üç tane düdük senin aleyhine çalınıyordur. Bir reaksiyon verdirteyim hakeme. Hakem, ya ben orada boşluğuna oturmuyorum dedirtirsin kendini. Koçluğun orada şey yanları vardır. Ne derler akıllı. Aslında o da bir taktik değil taktik, mi? Taktik tabii. Evet. Yani Ergin Ataman yıllarca bunu kullandığını söylüyoruz. Ama ısrarcı olmasına gerek yoktu bir yerde. Ama pozisyonda haklı mı? Ya ben pozisyonu hakem hocaları yorumlar. Yani o Monique Billings'in pozisyonunu. Ben çünkü çok hakim olduğum bir pozisyon değil. Yani hakim olduğum pozisyon değil demeyeyim de. O pozisyonda hücum foul çalan hakemleri de gördüm. Savunma foul çalan hakemleri de gördüm. Ama yani çok kalp kırıcı bir hücum foul oldu. Yani dördüncü foul olması Monique Billings'in. Evet. Zaten ondan sonra tamamen Beşiktaş ritim kaybetti. Botaş da arda arda Melis Gülcan'ın o arada skor ürettiği dakikalardı. Sernaz Çidal bence orada çok kritik 3 tane üçlüğü var. Evet. Üst üste sayılır bence. Maçın ikinci yarısındaki işte 7 ya da 8 üçlük attı Botaş. Şöyle hemen nasıl istatistik adına bakayım. 7 üçlüğü var maçın ikinci yarısında. Zaten işte onların ürettiği işte ikinci yarıdaki 42 sayının 21'ini 3 sayı çizgisinin gerisinden atmış oldular. Evet. Beşiktaş cephesinden baktığımızda neler söyleyeceksin? Taylor Hammer'ın yokluğu onlar adına çok ciddi eksiklik. Sezonun geri kalanında olup olmayacağını da bilmiyoruz. Ama olmayacaksa Beşiktaş için hiç kolay geçmez sezonun bundan sonraki kısmı. Ama yani playoff'ta da karşılarına yani bu mağlubiyetle ilk 6 şansı kalmadı diye hesap etmiştim. Yanlış söylemiyorumdur diye bir daha bakayım. Evet ilk 6 şansları kalmamış. Şeyin altına da düşmüyorlar. Ya işte 8. olabilirler. Bir ihtimal, küçük bir ihtimal. Ben 8. olacaklarını da çok ihtimal vermiyorum. 7. olarak kalabilirler. 7. olarak kalırlarsa da orada hem ya 8. olsalar da 7. olsalar da Fenerbahçe veya Çukurova ile karşılaşacaklar. Çok zor eşleşme. Yani kadro derinliğine baktığımızda o iki takımın Beşiktaş için zor eşleşme. TR Hammer'da yoksa direnmeleri çok kolay değil. Ya oradan şeyi söyleyelim. Maksimum katkı almaları lazım işte sahadaki her oyuncudan. İşte giren çıkanın maksimum katkı veriyor olması lazım, maksimum konsantre oluyor olması lazım diye yorum yapalım. Hemen Beşiktaş'la ilgili performansını soracağım. Evet, oraya girelim. Ben yerli oyunculardan bahsedecektim. Hadi senin için yabancı. Bu hafta. Bence çok fazla zorladı. Özellikle sakat maçın, yani işte şeyi de söyleyelim. Monique Billings 4 foul aldı, kenara geldi. Dana Evans benzer dönemde işte bir ayağından bir problem yaşadı, kenara geldi. O dönem çok ciddi bir ritim kaybı oldu. Döndükten sonra da çok fazla zorladığını düşünüyorum Dane Evans'ın. Bir yerden sonra bence Dane Evans şeyi kaybediyor. Maçın önüne kendi istatistiğini koyuyormuş gibi geliyor bana. Yani bir yerden sonra takım değil de daha çok kendi ön plana çıkıyormuş gibi geliyor. Kendisi istediği için mi yoksa sorumluluk yok, mu yani acaba? Orada belki şey ya kendi istatistiği demeyeyim de ya şey çözümü organizasyonda bulmuyor. Çözümü ya burada çözülecekse ben çözeceğim bunu diyor.
belki birebir hücumda kullanıyor. Evet, birebir hücumda kullanıyor. Evet. Perde geliyor, perde gelir gelmez şut kullanıyor. Hı. Perde gelir gelmez potaya hareket ediyor. Yani bir anda maç şeye dönüyor. 5 tane işte Botaşlı, Nesibe Aydınlı. Ya sallıyorum şu anda fark etmez. Fenerbahçeli oyuncu karşısında Dane Evans'a dönüyor. Ha, arkadaşları sadece yarı sahaya koşuyorlar. Bir daha öbür sahaya gidiyorlar. Bir daha koşuyorlar. Evet, evet. Ya o işi ona dönüyor bir yerden sonra Dane Evans'ta. Maçta skor arttıktan sonra. Ha bunları sokmaya başladığı zaman maçı ortaya getirebilir. Eyvallah hiçbir lafım yok. Çok özel bir oyuncu, özel bir yetenek ama bence Beşiktaş'ın hikayesinde Beşiktaş'ı farklı kılan Dane Evans'ın elbette performansıydı ama Beşiktaş bütün işleyen çarklardan iyi katkı almıştı. Ben Elif Bayram'a parantez açayım. 5 evet. maç üstte double-double yaptı. Çok büyük iş. Kadın basketbolunda ben şeye bakmak lazım, istatistiklere bakmak lazım. 5 maç üst üste double-double yapan kadın basketbolcu var mı? Bakalım haftaya. Bir bakmak lazım. Bence evet. tek olabilir Elif Bayram. Yani Nevriye Yılmaz veya işte şey olabilir, devşirme bir oyuncu olabilir. Bir de Nevriye Yılmaz olabilir gibi geldi bana. Hı-hı. Çünkü asist yapan oyuncular mesela Birsel Vardar da çok yüksek asistlere çıkabilirdi. Nilay Kartaltepe de çok yüksek evet, asistlere evet, çıkabilirlerdi evet. ama 5 maç üst üste double-double yapmak çok iddialı. Hı-hı. Yani rebound sayı yapıyorsun. Bence takdir edilesi. Yani son dönemde çıkış yapan oyuncular. Belki Beşiktaş onu skora dönüştüremedi, galibiyete dönüştüremedi ama ama bireysel performans bireysel anlamında evet. Biz Beşiktaş'ı şimdi ligin başlarında hatta ortalarında bile konuşurken yine burada olacağını bile konuşamıyorduk. Yani bireysel performanslara da baktığımızda evet, evet. konuşuyor olmak bile. Kesinlikle. Güzel evet. Peki değerli izleyenler mücadeleleri konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir reklam arası. Kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalan mücadeleleri tartışmaya devam edeceğiz. Reklama gitmeden önce eklemek istediğim bir şey vardı galiba. Yok, oralara girersek çıkamayız ya. Zamanımız çıkamaz çok mi? Az. 14 dakikamız var. Evet. Sadece şey vardı. Başka zaman. Hatırlat önümüzdeki hafta. 2005 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'ndan biraz bahsedeyim. Not alayım. U16 Avrupa Şampiyonası'ndan bahsedeyim. Aslında İlknur'un performansı üzerinde devam edecektim ama üzerine önümüzdeki hafta konuşuruz. Tamam. O zaman şöyle mi yapalım? Şimdi Galatasaray'ı konuşacaktık aslında ama sonu bırakalım hem de Avrupa ile birleştiririz diye. Çukurova basketboluna devam edelim mi? Evet, Çukurova basketboluna devam edelim. Çukurova basketboluna devam edelim. Şöyle artık tabii ki Çukurova basketbolun her iki kulvarda da aslında onu da sona bırakabilirmişiz şu an. Evet. Onu da fark ettim ama biz böyle bir Avrupa kapılarını açalım Fatih abi artık. Demek ki açılması gerekiyor. Aynen. Yani Çukurova Galatasaray'dan devam ederiz. Evet tamam o zaman. Çukurova basketbolunun aslında ligimizdeki performansını Rize Belediyesi ile karşılaştın. Tabii ki aslında Çukurova'nın alması gereken bir mücadeleydi. Neler söyleyeceksin? Ona geçelim. Daha sonra Avrupa kapılarını öyle aralayalım. Aslında Çukurova'nın geçen haftadan itibaren 3 maçı oldu. Bir Avrupa Kupası maçı evet. oynadı. Cuma günü Beşiktaş'la erteleme maçı oynadı. Pazar günü Rize ile oynadı. Yani ard arda 3 tane maç oynamış oldu. Hı-hı. Çarşambadan pazara. Ama 3'te 3'le geçti. Yani 3'ünde de rahat skorlarla geçti. Yani evet. Bunu söyleyebiliriz. Çukurova basketbol için. Yani Beşiktaş maçı da Rize maçı daha rahat geçti. Yani daha erken kırdılar. Yani ilk çeyrekte aslında çift haneleri yakaladılar. Bundan bahsedebiliriz. Beşiktaş maçında da ikinci çeyrekte bu sefer. Yani ilk çeyrekte değil de ikinci çeyrekte Beşiktaş'ı kırmayı başardılar. Ya onlar için zaten şey yani kesin kazanır dedikleri bizim de benzer şekilde düşündüğümüz maçlardı. Evet. Şeye geçecek olursak, Avrupa mücadelesine geçecek olursak Bursa karşısında bence orada da şeyden bahsedelim. Geçtiğimiz müthiş. Hafta senin söylediğin şeylerden bahsederek giriş yapalım mı? Neler ya, söyledim acaba? Ben şöyle söylemiştim galiba geçtiğimiz hafta değil ondan önceki hafta. Aslında bakın da senaryonun tam anlamıyla böyle olup Çukurova'nın 3 maça gideceği. Evet 3 maça gideceğini söylemiştin ondan önceki hafta. İşte, geçtiğimiz hafta değil. Ben arkadaşlarıma şey diyorum yılda işte bozuk saat benim bozuk saat günde 2 defa değil de yılda 2 defa tutuyor. O yani
Bugün de, ya geçen hafta da onu bilmiş olayım. Bugün de bir arkadaşıma mesaj atmıştım. O doğru çıkmış. Onu da programın sonunda anlatırım onu da, tamam, ne olduğunu. Ya bence Burç özellikle deplasmandaki maçta agresif olacaktı, sert olacaktı. Biraz daha maçı ortaya getirecekti diye düşünüyordum. 3 maç beni çok şaşırtmadı ama ya dediğim gibi 3. maçta hakikaten çok net bir galibiyet. Çok iyi basketbol. Çok iyi taraftar desteği. Yani müthiş ortam. Keşke bir Final Four'u da burada görebilseydik. Evet. Yani ama son 2 yılın Türkiye'de olması o Final Four'un Türkiye'de oynamasına biraz etkiledi gibi görünüyor anladığım kadarıyla. Aslında takımlar açısından biraz şanssızlık geçtiğimiz sene. Evet. Ya biraz daha merkezi bir şehir seçilmiş. Evet. Orada. Ama Burç karşısında bence işte maçın başından sonuna kadar müthiş performans. Çukurova basketbol adına. Geçtiğimiz perşembe sana bağlanmıştık biz Süperspor'da. Evet. Sıcağı sıcağına konuşmuştuk. Orada da hemen şunu eklemek istiyorum. Kulübün hazırladığı bir aslında klip gibi çok güzel olmuş. Evet, maçlardan evet, derleme. Çukurova basketbol şehir adına gerçekten tarihi anlar yaşıyorlar. Bu açıdan neler söyleyeceksin? Kulüp adına, şehir kulüp adına. Kulüp adına, aynen. Yani şehir için şey söyleyeyim. Yıllarca Mersin aslında kadın basketboluna çok değer vermiş. Evet. Hem Tarsus Belediyesi adına hem Mersin Büyükşehir Belediyesi yıllarca kadın basketboluna çok İyi de basketbolcular yetiştirmiş oradan, takımlardan biri. Benzer şey bu arada Adana basketbolu için de geçerli. BOTAŞ bir dönem Adana'daydı. Hı hı. Benzer şey Ceyhan Belediyesi için söyleyebiliriz. Orada çok ciddi yatırımlar vardı. Çukurova bölgesi diye geçiyor. Zaten Çukurova basketbolunda çıkış yeri orası. Yani hikayesi orada bence. Evet. Belki de dezavantajı da şey. Ben çevrede işte belki Tarsus Belediye'nin Türkiye Ligi'ne çıkma ihtimali biraz yüksek. Belki Tarsus Belediye de buraya geldiği zaman oradaki basketbol takımı sayısını da arttırma şansı yakalıyoruz. Güzel bir hikaye yazdılar. Evet. Ve bence yani kısa vadede kurulmuş bir takım için, yani daha kuruluş aşaması yeni olan bir takım için Türkiye Kupası şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu, Euro Cup Final Four'u, Euro League Final Four'u çok büyük iş. Bence oradaki oynayan oyuncular için de çok özel, bu işe gönül vermiş idareciler açısından da çok özel anlar diye düşünüyorum. Evet, eşleşme için neler söyleyeceksin? Prag eşleşmesi zor eşleşme. Yani ev sahibi Prag. Evet. Ben şeye deneyim, tahmine geleyim. Bir arkadaşım bana mesaj atmıştı dün. Final Four nerede olur? İtalya'da olur mu? İtalya'ya gidesimiz geldi gibilerinden. Ben birkaç yer duydum. İşte Ankara söyleniyor, Mersin söyleniyor. Ve bir de Prag söyleniyor dedim. Benim hissiyatım Prag dedim. Hı hı. Yani işte bozuk saat günde 2, benim hikayemde yılda 2 tutar. İşte benimki de o hesap oldu. Prag oldu. Keşke Mersin'de veya işte Türkiye'nin farklı bir yerinde olsaydı daha güzel atmosfer olurdu. Ama Prag'da göreceğiz. Şey söyleyelim, Prag son şampiyonluğunu kendi sahasında kazandı. Yarı finalde Fenerbahçe'yi mağlup etmişlerdi. Hı hı. Finalde de Ekaterinburg'u mağlup ettiler. O Ekaterinburg yenilmeyeceğini düşündüğümüz Ekaterinburg'tu. Ortam sert olacaktır. İyi tezahürat yapabilen bir şey var. Taraftar kitlesi de var. İyi orada birleştiren taraftar kitlesi de var. Küçük salonda oynayacak maçlarını. Ya ben acaba salona baktım. Prag'da 2 tane salon var. Şehir merkezine yakın bir işte şu an maçlarını oynadığı Prag'ın salonu var. Bir de yukarıda Prag'ın Gettosunda bir tane salon var. Avrupa Şampiyonası orada düzenlendi. Ben de ona yakın bir otelde kalmıştım Avrupa Şampiyonası'na gittiğimde. Bir indim oraya, bir tedirgin oluyor insan oraya inince. Orada 10-12.000 kişilik bir salon var. Belki daha fazla da olabilir. Ama orada daha çok şey oynanıyormuş. Buz hokeyi maçları falan oynanıyormuş. Çünkü biliyorsun Çek Cumhuriyeti'nde evet, buz hokeyi bayağı bir ünlü. Ama maçlar sahada kazanılıyor. İşte destek vesaire. Fenerbahçe geçen sezon, son 2 sezondur kendi sahasında şampiyonluğu elinden kaçırdı. Prag'da deplasmanda yenebilirsin. Evet. Mümkün. Çok ortada maç. Çok zor maç. Çok kolay değil. Sen geçtiğimiz haftada söylemiştin zaten. Prag aslında riskini söylemiştin. Yani bu tarz belirtmiştim. Şu açıdan bakıldığında Final Four'da iki Türk takımı. Çok büyük iş. Türk basketbolu için. Türk kadın basketbolu. Türk kadın basketbolu adına, evet. Çok. Daha önce bu arada Final Eight'te iki tane Türk takımı olmuştu. Galatasaray ve Fenerbahçe 3 yıl üst üste yanlış hatırlamıyorsam Final 8'te kalmışlardı. Final 4 yani 3 Final 8 vardı. 3'üne de kalmıştı. Hı hı. Ama son 4'e kalma
sayısında sadece bir defa Türk takımları son dörde iki takım olarak kaldılar. Hmm. Onda da Galatasaray-Fenerbahçe finali oynandı. Ve Galatasaray şampiyonluğa ulaşmıştı. Evet. Bunu da not olarak düşerim 2014'te. Bakalım iki Türk takımı yarı finalde karşılaşmıyor ama finalde karşılaşacak. Hı. Bakalım ne olacak, ne gelecek göreceğiz. Bence öncesi, Euroleague öncesi favori dediğimiz işte 3 takım Final Four'da, diğer takım da Familia Sikiyo. Orada da şey de söyleyelim, onlar da iyi sezon geçirdiler. Özellikle iç sahayı çok iyi oynamaları onları Final Four'a attı diyebiliriz. Evet, maçlarda 14-16 Nisan tarihlerinde oynanacak diyelim. Buradan Euro Cup'a geçelim Fatih abi. Çünkü Galatasaray'ın da artık adını finale yazdırdığı bir organizasyon. Neler söyleyeceksin eşleşmeyle ilgili, finalle ilgili? Neler düşünüyorsun? Çok güzel eşleşme. Benzer şeyi, aynı şeyleri Galatasaray için de söyleyeyim. Lyon eşleşmesi zor eşleşme. Euro Cup'ta sadece iki maç kaybettiler grup aşamasında. Galatasaray gibi aynı. Galatasaray son Real Venezia son maçta kaybetti. Tierra McCown geldikten sonra Galatasaray daha farklı basketbol oynamaya başlamıştı. Daha iyi işler çıkartmıştı Euro Cup'ta özellikle. Daha geniş rotasyona sahip Euro Cup'ta. Türkiye Ligi'ne göre. Ama karşılarındaki Asvel, yani hakikaten Euro Lig takımı. Ama geçen sene de benzer durumdaydı. Julia Alemant var, işte Gabby Williams var, Marin Yuan var, Sandrine Gurda var. Yani bunların hepsi tek tek Euroleague oyuncuları. Evet. Benzer şey Galatasaray hikayesinde de söyleyebiliriz. Teora McCowan da Euroleague oyuncusu. Yani Euroleague an itibariyle Euroleague seviyesinde oyuncu devşirdiğinden sonra, devşirdikten sonra ki devşirmeden önce de bence çok değerli bir oyuncu. Zor bir eşleşme bekliyor. İlk maç Lyon'da. Lyon'un gruptaki averajı Galatasaray'dan daha kötü olduğu için ilk maçı Galatasaray öyle bir avantaja sahip. İlk maç Lyon'da oynanacak. İkinci maç İstanbul'da. Bunu avantaja çevirmek lazım. Ama çok zor eşleşme olduğunu söyleyeyim. Evet. Kolay değil. Ama şey söyleyeyim. Sezon öncesi bana deseydin ki Euro Cup'ta ne finali oynanır? Çok nadiren çıkar. Galatasaray Asper finaliydi. Belki Zaragoza derdim. Ama Zaragoza'da kötü düştü. Hakikaten yani yokuş aşağı indiler. Yani Galatasaray Asfalt der miydin? Derdik. Net. Evet. Galatasaray Asfalt'di. Evet. O zaman şöyle bir gelecek haftaya bakalım ligimizde. Çünkü zamanımız da yavaş yavaş daralıyor. Biraz da puan durumuna şöyle bir göz atalım. Aslında puan durumunun burada ne kadar önemi kaldı onu da bilmiyorum ama. Şöyle bakalım. Sports TV ekranlarında yarın Çankaya Üniversitesi Bursalı'da basketbol mücadelesi olacak. 16'da sizlerle buluşacak. Beşiktaş Emlak Konut Mücadelesi yarın saat 19'da Sports TV ekranlarında. Hemen diğer maçlara bakalım Fatih abi. Rize Belediyesi Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Orman Çukurova Basketbol'la, Antalya Nesibe Aydın'la ve Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde Melik Gazi Kayseri ile karşılaşacak. Neler söyleyeceksin fikstürle ilgili? Yani valla artık kırılma dönemine girdik. Tabii ki. Hakikaten kırılma dönemine girdik. Yani bunu söyleyebiliriz. Bursa'nın hala işte küçük de olsa ligden düşme ihtimali var. O yüzden onlar maksimum düzeyde son 3 maçlarına bakacaklardır, yaklaşacaklardır diye düşünüyorum. Evet, son 3 maç. Melik Gazi Kayseri basketbol çok zor bir Galatasaray maçı oynayacak. Rize çok zor bir Fenerbahçe maçı oynayacak. Önce Çukurova. Zaten o eşleşmeler ard arda oluyor. Ama bence belki salı günü için söylemeyebiliriz. Çankaya Üniversitesi Bursa Uludağ maçı. Evet. Yani bence bayağı maç. Antalya Toroslar Nesibe Aydın maçı keza öyle. Ama bence 26. hafta çok kırılma maçlarını andırıyor. Nesibe Aydın Galatasaray maçı belki de işte playoff'taki eşleşmeleri belirleyecek. Çünkü duyduğumuz kadarıyla playoff'ta çok kısa sürede hızlıca başlayacak ligde. Evet. Yani Melik Gazi Kayseri basketbol, işte Çankaya Üniversitesi maçı var. Ya bir tarafta Çankaya Üniversitesi ligin hakikaten kaderini belirleyecek maçlar oynayacak. Bursa Uludağ da Beşiktaş da oynayacak. Yani göreceğiz. Rize'de hakikaten çok iyi çıkış yaptı. Ama yani önce Fenerbahçe, yani Çukurova ile oynadı. Fenerbahçe ile oynayacak. Arkadan Botaş'la onların işi de hiç kolay değil. Evet. Melik Gazi de Galatasaray'la belki zor maçta çıkacak ama
Çankaya Üniversitesi maçı onlar açısından olmazsa olmaz maçlardan biri haline geliyor. Evet, daha önemli. Tabii şöyle yine puan durumuna bakalım. Çukurova Basketbol'un 24'te 22'si var. Fenerbahçe Alagöz Holding'in 24'te 21'i. Galatasaray artık buradan bir süre önce koptu tamamen 24'te 18'le. Çünkü onu artık BOTAŞ takip ediyor 24'te 16'yla. Tamam. Ya şey söyleyelim, Galatasaray'da bir galibiyet aldığı zaman lig üçüncülüğünü evet. garantiliyor. Fenerbahçe'nin lig, yani yine bir şey var küçük bir ihtimal de olsa. Çukurova Basketbol son iki maçı kaybederse Fenerbahçe son iki maçı kazanırsa yer değiştirir ama ona çok ihtimal vermiyoruz artık. Yani evet. ligdeki ilk dördün çok değişeceğini düşünmüyoruz. Orada 5-6 sıralaması, yani Emlak Konut, Nesibe Aydın sıralaması belirleyici olacak. Ben Beşiktaş'ın da 7'den çok aşağı ineceğini düşünmüyorum. 8'de de ya Ormanspor'un hem Fenerbahçe'yi hem Çukurova Basketbolu'dan birini yenmesi çok kolay değil. Çankaya Üniversitesi belki bence çok kötü dönmemişlerdi o ara verildiği dönemden sonra ama son birkaç haftadır performanslarında bir düşüş var. Ya BOTAŞ maçı kırmış olabilir onları uzatmaya giden. Yani iyi oynadıkları, maçı sonunda yenildikleri BOTAŞ maçı onları kırmış olabilir. Fenerbahçe maçı çok şey olmaz onlara adına ama sanki Emlak Konut'ta da çok hızlı kırıldılar. Görmek lazım. Yarın göreceğiz onu da. Evet, yarın zaten maçlar başlayacak. Diyelim Fatih abi, ağzına sağlık. Bir programı daha noktalamış olduk. Teşekkür Aynen. ederim valla. Değerli de bilgiler sağlık. İçin. Yok estağfurullah, senin de ağzına sağlık. Çok teşekkürler tekrar. Değerli izleyenler, programımızı noktalıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.